yuvarlak olan kısım arka taraftadır. Yuvarlak olan kısım. Yani kafatasını iki bölümde, tüm beyni koruyan bölümdür. Mesela bu yuvarlak olan kısmın içinde beyin, beyincik ve beyin sapı. Bununla ne yapıyoruz? Nefes alıyoruz, koku alıyoruz, beyindeki merkezlere iletiyoruz kokuyu da. Nefes sonra nefes veriyoruz. Bu eylemleri gerçekleştiren bu bölgedeki kaslar kemiklere, bu ön profildeki kemiklere bitti. Oradaki şey de bitti. Bir bu var. Ondan sonra başka ne var? Bir de bizim makale var. Yabancı olarak Rigas Tradiç Üniversitesi. Diğer araştırıcı da, beşinci araştırıcı da. Bu da benim hani adli antropolog. Kafatasının tek hareket eden kemiği, alt çene kemiği. Tabii kadınlar da genellikle evde ve ev işleriyle ilgilenmeli. Erkeklerin alt çene kemiklerinden daha güçlü ve sağlam bulunuyor. Bu kemiğe ait olan antropometrik ölçümleri aldık. Bu ölçümleri 2007 yılında Diyarbakır Müzesi'nden almış olduğumuz Grey Kurtiki de yapılan kazı sonucunda elde edilen 121 insan iskeletini resmi yazıyla teslim aldım. Bunları Riga Stradins Üniversitesi, Letonya, diğer adıyla Latvia'daki araştırmacılardan, araştırmacıların başkanı olan Profesör Doktor Mara Pilmane ile birlikte, yine burada diğer istatistik bölümünde Profesör Doktor Ömer Satıcı ile birlikte bu almış olduğumuz insan iskeletlerinden özellikle mandibulayı inceledik. Bu dönemde bu elde edeceğimiz bulguları dünya bilim şeyine sunmak için çalışma başlattık. 121 tane alt çene kemiği. Yani biz buna Latince'de mandibula kemiği diyoruz. Bu mandibula kemiğindeki ince detayları inceledik. 121 tane mandibula kemiğinden 55 tane kadın, 66 tane de erkek olmak üzere bu mandibulaları inceledik. Erkek mandibulalarını incelediğimizde dünyanın diğer bölgelerindeki erkek mandibulalarından bizim alt çene kemiklerimiz, erkeklerin alt çene kemikleri daha güçlü ve sağlam bulunuyor. Yine kadınların evde ev işleriyle ilgilenmesinden dolayı kadınların alt çene kemiklerinde zarafet söz konusu oldu. Zarafeti bulduk. Zarafeti bulmamızın nedeni de kadınların genellikle işte evde ev işleriyle ilgilenmeleri. Yani dışarıda erkekleriyle beraber hani avcılıkta vesaire işlerde bulunmamalarından dolayı da kadınlarda da zarafet bulundu. Yine diğer bölge kadınlarıyla da karşılaştırdık ve en zarafetli kadınlar Grey Kurtike'de yaşayan kadınlar olarak bulduk. Tabii diyeceksiniz yani bunlar niye güçlü ve sağlam bulundu? Bu dönemde tarım başlangıcı söz konusudur. Tarımın başlamasıyla birlikte erkekler dışarıda vahşi hayvanlarla avlanınca dışarıda işte topladıkları vahşi hayvan bazen uzun süre dışarıda avlanırken dışarıda parçaladıkları hayvanları pişirmeden yemelerinden kaynaklanan ve tahıla dayalı beslenmeden kaynaklanan alt çene kemiklerinin gelişkin olmalarına yol açmıştır. Tabii bizim bu çalışmamız ileride yeni araştırıcılara, özellikle çene cerrahi, implant sanayi, implant cerrahları, ondan sonra estetik cerrahları için ışık tutacaktır. Yani bunlar burada mandibulalar çok sağlam ve güçlüdür. Yani çene cerrahları örneğin gelip burada daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Yine implant sanayinde yatırım yapmak için Türkiye'nin farklı yerlerindeki iş adamlarının gelip Diyarbakır'da yatırım yapmaları
kendileri açısından yani daha iyi olumlu sonuçlar elde edeceklerdir. Ortaçağ döneminde Grey-Kortike'de, yani tabi Grey-Kortike aynı zamanda bu bölgeyi de temsil ediyor. Grey-Kortike'de yaşayan erkeklerin mandibulalarının, alt çene kemiklerinin sağlam oluşu, sağlam ve güçlü oluşu, kadın alt çene kemiklerinin zarafetli oluşu hem estetik cerrahları için hem de çene cerrahları için çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bizim yapmış olduğumuz bu araştırmanın sonuçları hem plastik cerrahların, hem çene cerrahlarının, hem de implant cerrahlarının çalışmalarına rehber olacaktır.